bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümdeki Survivor'ın ilk oyununda kazanan ünlüler takımı olmuştu. Ünlüler takımı bu sayede bir baraka kazanarak rahat bir gece geçirdiler. Gönüllüler takımı ise ödülü ve dokunulmazlığı kaybettikleri için aralarından bir kişi eksildi. Normal şartlarda her iki takımda 5'er kişiydi. Ama ilk bölümde gönüllüler takımından Lisa TV elendiği için bugünkü yarışta gönüllüler takımı 4 kişi olarak yarışacak. Bugünkü oyunda yine zorlu bir parkur iki takımı bekliyor. Bildiğiniz gibi ilk oyunun ödülü barakaydı. Bugün oynanacak oyunun ödülü ise çadır. Kazanan takımda her kişinin kendine ait bir çadırı olacak. Survivor'da bir barakaya sahip olmak tabii ki bir avantaj. Ama herkesin kendine ait bir çadırının olması yarışmacılar için çok daha büyük bir avantaj. Bu yüzden çadırı kazanan takım oldukça şanslı olacak. O zaman hemen bugünün oyununu tanıyalım. Bu oyunda yine engellerle dolu bir parkur yarışmacıları bekliyor. Bugünkü oyunda yarışmacıların takımlarının renklerinin bulunduğu noktalarda bekleyerek yarışmaya başlamaları gerekiyor. Her iki yarışmacı da kazanmak için denge tahtasının üzerindeki engelleri geçmek zorunda. Denge tahtasından düşenler başlangıç noktasına geri dönüp yeniden parkura başlamak zorundalar. Tüm engelleri geçerek parkurun sonundaki ahşap koltuğa ilk oturan takımına bir puan kazandıracak. O zaman oyun başlasın. Survivor'ın ilk oyununda Pontic City'ye karşı. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Durum 2-0. Şimdiki oyunda Mira Herpi'ye karşı. Mira gerçekten çok hızlı bir şekilde parkuru tamamlıyor. We'll be right back.
bugünkü oyunu 5-3'lük bir skorla kazandılar. 3-0 başlayan bir mücadeleyi 5-3 bitirmeleri gerçekten takdir edilesi. Gönüllüler takımı bugünkü oyunu kazanarak hem dokunulmazdı hem de çadır kazandılar. Gönüllüler takımını tebrik ederim. Ünlüler takımı ise bugün kaybeden taraf oldu. Bugünkü oyunu kaybettikleri için çadır kazanamadılar. Ama zaten bir barakaları vardı. Çadır kadar rahat olmasa da baraka da onlar için iyi. Ama kırmızı takım bugün kaybettiği için bir ada konseyleri olacak. Survivor'ın ikinci bölümünde yarışan iki takımı da tebrik ederim. Gerçekten kıran kırana bir mücadeleydi. Ve her iki takım da elinden gelenin en iyisini yaptılar. Ama bugün kazanan taraf gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı hem dokunulmazdı hem de çadır kazandılar. Çadırlarının keyfini çıkarmak için mavi takımı adalarına uğurluyorum. Ünlüler takımı bugünkü yarışı kaybettikleri için şimdi bir ada konseyleri olacak. Her bir yarışmacı elenmesini istediği bir arkadaşının adını petine yazacak. Ve ada konseyinde bulunan pet yataklarına bu petleri yatıracaklar. İsmi en fazla yazılan yarışmacı Survivor'a veda edecek. Ünlüler takımı elenmesini istediği bir kişinin ismini petlerine yazdılar. İsmi en fazla yazılan kişi Survivor'a veda edecek. İsmi en fazla yazılan kişi Nisan 09 olduğu için bugün Survivor'a veda eden isim o oldu. Nisan 09'a katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yarışma boyunca harika yarıştı. Bugünkü oyunu kazandıkları için artık her bir yarışmacının kendine ait bir çadırı var.